Şimdi daha önceki sezonlara bakıldığında bu sezon Fenerbahçe'nin özellikle yeni bir hoca ile birlikte gerçekten nokta atışı diyebileceğimiz aslında transferlere de imza attığını da görebiliyoruz. Bazı oyuncular vardır, takımın tamamen tamamlayıcısıdır. Bazı oyuncular da vardır, belki bütün sezon size o yolda yürümenize sağlayamaz ama size maç kazandırabilir. Yani bugün şimdi Emre Mor yeteneği var mı? Var. Hayal ettiriyor mu? Hayal ettiriyor. Maç kazandırma potansiyeline sahip yetenekte bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Karagümrük'te bunu da gösterdi. Karagümrük'te evet bunu da gösterdi. Bu bakımdan ben Fenerbahçe'de seviyeyi nereye kadar taşır bilmiyorum ama iyi bir noktaya götürebileceğini düşünüyorum. Ve bu sezon Volkan Hoca ile birlikte şimdi ismini vermeyeyim ama nasıl kazandığına dair Volkan Hoca'nın nasıl motive ettiğine dair merak ettim. Çünkü birçok teknik adam denedi ki başarılı olamadı. Volkan Demirel şunu söylemiş kendisine. Bak oğlum, eğer sen bu yeteneğini gole, asiste çevirebilirsen, bir, iki, pozisyon bilgini geliştirirsen ve takım oyuncusu olduğunu hatırlarsan, böyle bir oyuncu olabilirsen eğer, seni Fenerbahçe'ye götürürüm. Yani bir gün ben Fenerbahçe'ye gidersem seni de beraber götürürüm. Bu sene, gelecek sene. Ve Volkan Hoca onu bu şekilde ikna etmiş. Yani bir Fenerbahçe hayali kurdurmuş ona. Tekrar bir hayal kurmasını sağlamış. Evet, bir hayal kurmasını sağlamış. Şimdi bir hayal kurmasını sağlayınca, bütün her şeyi bir araya gelince de sonuçta iyi bir oyuncu haline dönüşebiliyor. Faydalı bir oyuncu haline dönüşebiliyor. Bakalım bunu Fenerbahçe'de nereye kadar taşıyacak, hep birlikte göreceğiz. Tabii Abdülkerim Bardakçı ile ilgili olarak Uğur yorumunu yaptı. Hemen sizden de isterseniz bir değerlendirmeyi rica edeyim. Serkan? Yani Uğur'un söyledikleri çok doğru. Bunları istatistik olarak da destekleyebiliriz. Ligin en fazla başarılı ikili mücadele kazanan stoperi. Pas arasında ligin 10.sü. Top sürmede ligin lideri. Ona geleceğim. Rakip sahada pas arasında 1 Kim Min-jae, 2 Abdülkerim Bardakçı. İsabetli pasları 1500'lerde ligin 13.sü. Tüm oyuncular arasında bu. Geri kazanılan toplara baktığımızda 1'de Adana Demirspor'dan Samet var. 2'de Kim Min-jae var. 3'te Abdülkerim Bardakçı var. Bir Instat'ın defansif XG diye bir değeri var. Yani savunma oyuncusunun marke ettiği oyuncuya tanıdığı gol şansı, şut gol ve gol şansı. Evet. Ona baktığımızda Marcao 2.5, Kim Min-jae 2.6, Abdülkerim 3.4, Nelson 3.8. Yani bizim helal olsun iyi stoper dediğimiz tüm stoperlere bu istatistiklerde hepsinin yanında. Şimdi Kim Min-jae'nin hemen arkasında geliyor. Hani Uğur dedi ya, yabancı olunca hiç kimse bir şey demiyor da Türk olunca. Mesela Kim Min-jae şu istatistikleri Konya'da ya da başka bir takımda yapsa 3,5 milyon euro olsa bedava deriz. Ama Abdülkerim hemen onun ensesinde. Bunun üstüne bir de az önce İlgaz Çınar'ın dediği gibi 1.95 driplingle, ki bunları %79 başarıyla yapıyor. Topu taşıma, adam eksiltme, çalım özelliği falan var. Bu da Adana Demirspor ve Konyaspor'da uzun bir dönem sol bek oynadığı için top taşıma, uzun bölgeleri de oynayabilme özelliği var. Yani özellikle hem özellikli bir oyuncu, bu özelliğini performansa son dönemde yansıtan oyuncu, hem de bence artık futbolcu olarak da futbolculuk döneminde, yani yaş olarak da. Şimdi 23-24 olur, 32-33 olur ama tam böyle hani 20'lerden 30'lara geçişin 1-2 yılında olduğu için tam da olgun çağında, futbolculuk çağında bence çok doğru bir yatırım. Ben bunları Fenerbahçe için söylemiyorum bu arada. Bu çıkardığım notlar Beşiktaş için de konuşurken de aynı şeyi söylüyordum. Galatasaray için konuşsak da aynı şeyi söyleyecektim. Şu anda Türkiye'den çıkarılabilecek en iyi stoper. Ben Samet'i de çok beğeniyorum Adana Demirspor'da. Samet Akaydın. Ya onun da biraz daha piyasalı olmasını beklerdim bu yaz transfer döneminde. Belki Adana Demirspor tamamen. Son dönemde belki değil mi? O belki onunla alakalı olabilir. Ya da Adana Demirspor tamamen hani camialar arası, işte başkanlar, yöneticiler arası hani Samet'e teklif almıyoruz demiş olabilir. Ya da belki transfer döneminin ilerleyen günlerinde bir olabilir. Hani o da bu istatistikleri çıkarırken hep defansif olarak gözüme çarpmıştı. Ama Bardakçı net olarak bence 3 takım içinde, 4 takım içinde. Bir de şu da çok önemli. Şimdi bazı takımlar vardır, işin defansif tarafını daha fazla oynar. Konya'yı bu şekilde değerlendiremeyiz. Tabii. Yani Konya rakip yarı alanda İran Hoca ile beraber oynamayı arzu eden,
kendine ait bir oyun planı içerisinde de hani ben sürekli savunmada kalayım. Bazen çünkü bu tür transferler geçmiş dönemde oldu. Yani normalde kendi oyun planında yıldızlaşan stoperler rakip yarı alanda oynaması mecbur olan, şampiyonluğu isteyen takımlara transfer olduklarında sıkıntı bocaladılar. Sıkıldılar. Sıkıntı yaşadılar. Çünkü aynı oyun formatı değil. Başka bir oyun oynanıyor. Öbür tarafta şampiyonluğu oynayan takımda. O yüzden Abdülkerim bence bu oyunu da yadırgamayacaktır. Yani Jesus'un 11'inde yer aldığı takdirde o oyunu da yadırgamayacak nitelikte bir stoper. Evet. Yani şöyle, bu da kıymetli. Bir kere Abdülkerim yani kendi mesleğine çok saygılı bir oyuncu. Niçin saygılı bir oyuncu? Çünkü Konyaspor onu yıllarca kiraladı. Hep kiradaydı. Yani bahsetmiş olduğumuz bütün takımlarda, Altay'da dahil olmak üzere. Yani Samsun, Altay, 1922 Konya. Her yere gitti. Kiralandı. Ama geldiğinde yani oyuncu artık ya ben buradan gideyim. Veyahut da işte ben gitmek istiyorum gibi değil. Mesela 2018-19 sezonunun bitiminde de Mert Hakan'a teklif yapan kulüpler Mert Hakan'dan şu cevabı almıştı. Ben bu sene de şansımı denemek istiyorum. Yani illa sürekli kiralanıp bir yerin oyuncusu, yani belirli yerlerin oyuncusu olmak istemiyorum. Bir yerin oyuncusu olmak istiyorum diye. Abdülkerim bir kere bu direnci gösterdi. İki, oyun bilgisini oldukça geliştirdi. Yani bakmayın TFF birincilik zor bir ligdir. TFF birincilikte bir savunma oyuncusu olarak göze çarpmak daha da sıkıntılıdır. Çünkü bambaşka bir oyun oynanırken oyun bilgisini geliştirdi. Tabii ki İlhan Palut'la beraber de oturan bir kurgunun oyuncusu oldu. Bu işin bir diğer kısmı. İkincisi, Fenerbahçe üzerinde konuşurken maalesef, maalesef'i burada iyi olarak kullanıyorum, olumsuz anlamda değil. Kim Min-jae'yi öveceğim çünkü. Kim Min-jae gibi bir hızla kendi yapmış olduğu ufak bir hatayı bile tolere edebilecek bir adamın arkasında herkesin aklına şu soru geliyor. Ya Abdülkerim açık alanda yakalanırsa yakalanabilir mi? O kadar hızlı bir oyuncu mu değil mi? Fenerbahçe taraftarlarının o illüzyona kapılmaması lazım. Yani herkesten Kim Min-jae hızını bekleyemezsin ama Abdülkerim geriye dönüşlerde de veyahut da yakalandığı açık alanda da pozisyon bilgisiyle beraber çok büyük handikapları örtebilecek bir stoperdir ki bunu zaten gösterdi. O sebepten tertemiz bir transfer. Peki. Öyle açıklayalım. Fenerbahçe'de tabii savunmanın önüne bir 6 numara arayışı devam ediyor. Farklı farklı isimler de gündeme geliyor. Bu konuyla ilgili olarak yorumunuz ne olacak peki? Yani olmazsa olmaz yerlerden birisi tıpkı Galatasaray gibi. Fenerbahçe'nin de oraya acil bir ihtiyacı var. Ben niye aranıyor? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ben aranması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece alternatif bakılması gerektiğini düşünüyorum.